ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَلْمَوْتُ تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهُ وَنَتَكَ حَبِيبُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Cemaat-i Müslüm'ün ikvanidim, alemlerin Rabbine hamdü senalar olsun, nihayeti şükürler olsun ki bizleri imanla, İslam'la, Kur'an'la müşerref edin. Elhamdülillah. Bu alemde bizler için en büyük saadet, en büyük nimet, imanın ve İslam'ın sahibi olmaktır. Ve lakin bu alemde de en büyük gayretimiz, en büyük hedefimiz, eğer üzüleceksek, endişeye düşeceksek, son nefesimizle alakalı endişemiz olmalıdır. Evet, her zaman dua ederiz. Ya Rabbi, ahiremizi ve akıbetimizi hayır eyle kardeşlerim. Büyükler der ki, ey itibar il havatim, itibar sonadır kardeşlerim. Mümin olarak yaşayıp, mümin olarak ahirete gitmek bizler için en büyük nimettir. Zaten talebimiz budur, maksadımız budur kardeşlerim. Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? İşma şitte fe inneke meyyutun. Dilediğin kadar yaş öleceksin. Ahbib ma şitte fe inneke mufaridun. Dilediğin kadar sev, ayrılacaksın diyor. İnil hükmü illa lillah kardeşlerim. Bir ayeti kerimede Allah buyuruyor ki ferman, hüküm ancak Allah'a aittir. Başka bir ayeti kerimede la teskudu min varaki illa ya'lemuha. Allah Kur'an'da diyor ki etrafınızdaki ağaçları görüyorsunuz. Ağaçların üzerindeki yaprakların sayısını ancak Allah bilir. Allah buyuruyor ki ağaçtan düşecek yaprak benim iznim olmadan, benim müsaadem olmadan, benim daklim olmadan düşmesi muhaldir. Düşmesi mümkün değildir kardeşlerim. Öyleyse biz imanın 6 şartına, İslam'ın 5 şartına iman ettik. Amenti okurken sonunda ne diyoruz? He? Hayri ve şerri minallahi teala diyoruz. Hayrı yaratan Allah, şerri yaratan da Allah'tır Celle ve Ala. Şerri sevmez, şerden razı olmaz ama şerri hak eder kardeşlerim. Niçin? İmtihan vardır. Biz bu aleme imtihana geldik kardeşlerim. Bu alemde rahatlık arayan yanlış adreste rahatlık arıyor. Resulullah rahate fid dünya. Bu dünyada rahatlık yok kardeşlerim. Allah Kur'an'da innema emvalikum ve evladukum fitne buyuruyor. Mutlaka evlatlarınızla imtihan edileceksiniz. Mallarınızla imtihan edileceksiniz. Biz başımıza gelen musibet bizi yıkıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü Kur'an'dan haberimiz yok. Kur'an'ı okuyaydık, anlayaydık. Alemlerin sultanı sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle düşünelim. Burada Ahmet ağabeyimiz, yakinen tanıdığımız bir aile. Allah hepsine rahmetiyle muamele eylesin. Evet, şimdi Ümit oğlu var. 30 yaşına yakındır yaşı. Bizden bayağı ufaktır. Ve lakin şöyle düşünün. Biz Hazreti Muhammed'e iman ettik sallallahu aleyhi ve sellem. Onun Resulullah olduğuna, onun Habibullah olduğuna iman ettik. Ve Allah onun hakkında levlâke levlâk ve mâ halâtul evlâk buyuruyor. Seni yaratmasaydım kainatı yaratmazdım. Ey cemaat, soruyorum size, söyleyin. Alem yaratıldığı günden beri, Hazreti Adem'in dünyaya geldiğinden günden beri Hazreti Muhammed'den daha çok sıkıntı çeken olmadı sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah buyuruyor ki benim çektiğim ezayı ve cefayı hiçbir peygamber çekmedi diyor. Öyleyse çilekeş bir peygamberin ümmetiyiz. Kardeşlerim, çilekeş bir peygamberin ümmetiyiz. Şimdi baban vefat etti. Teslim olacaksın. Hükme, kadere rıza göstereceksin. Neden bilir misin? Senin inandığın peygamber baba kokusunu hiç duymadı. Elem yecidke yetimen feava Kur'an diyor. Habibim, seni yetim olarak bulup büyüten Allah'tır buyuruyor Celle ve Ala. Yetim bir peygamberin ümmetisin. Senin tabi olduğun peygamber bir defa babacım diyemedi. Sen 30 sene baba dedin. Öyleyse kadere ve takdire rıza göstereceksin. 30 sene ana dedin. Resulullah 6 yaşına kadar ana diyebildi kardeşlerim. Allah Celle ve Ala ona babayı göstermedi. Ananın acısını yaşattı. Yetmedi 8 yaşında Abdülmuttalib'in aldı. Dahasını söyleyeyim mi? Senden bir evlat gitti. Senden bir evlat gitti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun şefaatine tabiiz.
ümit ediyoruz. Allah Zeynep'ini elinden aldı. Hazreti Zeynep kundaklı bir çocuk değildi. Evli baktı bir kadın idi. Hazreti Zeynep'i elinden aldı. Canını aldı, evladı. Yetmedi. Allah Rukiye'nin canını aldı. Yetmedi. Allah Ümmü Gülsüm'ün acısını yaşattı. Yetmedi. Allah oğlu İbrahim'i, oğlu Kasım'ın canını aldı. Allah peygambere beş evlat acısı yaşattı. Beşe bir arkadaş, beşe bir. Onun için acımız vardır. Ve lakin isyan etmeyeceğiz. Neden oldu? Niçin oldu? Babam bunu hak etmemişti. Anam bunu hak etmemişti. Peygamber babasız büyümeyi hak etmiş miydi? Peygamber anasız büyümeyi hak etmiş miydi? Peygamber Medine'den Mekke'ye sürgün edilmeyi hak etmiş miydi? Etmemişti. O zaman biz alemlerin peygamberinin yolundayız. Madem ki derdimiz cennet ve cemalullah'tır, cennete gitmek bedava değil. O yolda sıkıntı çekmeden, dikenli yolda yürümeden, Taif'te taşlanmadan cennet yok arkadaşlar. Allah hepimize başta bu aile müfettlerine sabır versin. Metanet versin, sükunet versin. Men amene bil kader eminen nilel keder. Kadere iman eden kederden emin olur. Kardeşlerim, sene 2005'te İstanbul'daydım. Rahmetli babam buradaydı, telefon açtı. Oğlum acil eve gel dedi. Gittim ki 19 yaşında kardeşimi öldürmüşler. Haksız yere zulmen. Vallahi kimseye kötü söz söylemedim. Karşı tarafa kötülük etmedim. Kan davası gütmedim. Elimi açtım Allah'ım dedim. Bu katile hidayet nasip eyle, tövbe nasip eyle. Eğer İslam'a dönerse, eğer Kur'an'a dönerse kıyamet günü ondan dava etmeyeceğim dedim. Husumetler istemedim. Mümin budur. Mümin kan davası gütmez. Mümin işini adalete, hakka ve hakikate havale eder. Allah bu teslimiyeti cümlemize nasip eylesin. Rabbim burada mefhum bulunan merhum ağabeyimize, Ahmet ağabeyimize, merhuma kelimesine gani gani rahmet eylesin. Seyyatına hasenada temdil eylesin. Cennetiyle, cemaliyle, nigah-i şerifiyle Rabbim onları mesrur eylesin. Bu gece babasıyla beraber çok sevdiği babası ki kendini babasına feda etti. Kendini babasına feda etti. Babam bıçaklanıyor da üstüne atladılar. Onca hunharca katledildi. Allah Teala zulmen öldürülenleri şehit kabul ediyor. İslam zulmen haksız yere masumdular. O karşı tarafa bunlardan bir kötülük gelmedi. Ben aileyi tanıyorum, biliyorum ve olaya şahidim. Arkadaşlar, Allah şehadetlerini kabul eylesin. Şehadetlerini mübarek eylesin. Bu gece alemlerin sultanı Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ve seyyid-i şühedaya ve onun etbaına Allah onları kavuştursun. Cennetinde cem eylesin. Kul beşerdir, şaşar. Rabbim bu kardeşlerimizin taksiratını affeylesin. Seyyatlarına hasanada temdil eylesin. Şu an hastanede şifa bekleyen Ahmet ağabeyimizin zevcesi Fatıma ablamıza, diğer ağabey kardeşimize Rabbim şifa ihsan eylesin. Afiyet ihsan eylesin. Başta bu kardeşimizin zevcesi, kocamızın annesi ablamıza Rabbim metanet, sabır ve sükunetle teslimiyeti kalbine nakşeylesin. Nam eylesin. Böyle belalardan, böyle musibetlerden Allah hepimizin etbaını, iyalini, evlatlarını muhafaza eylesin. Rabbim eşrarın şerrinden cümlemizi emin eylesin. Vatanımıza birlik, dillik, sükunet ve suhunet nasip eylesin. Rabbim bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Şimdi tezkiyeye gelelim kardeşlerim. Ahmet ağabeyimizin ve merhume Ebru bacımızın, kardeşimizin her ikisinin de ehli iman, ehli İslam, mümin, muvahhide, ben şehadet ediyorum. Cumartesi günü ikindi namazı yanındaydılar. Zevcesiyle beraber bir nikah için gelmişlerdi. Omuz omuza beraber yan yana ikindi namazını kıldık, eda ettik, hasbihal ettik. Sonra gün bu vuku buldu kardeşlerim. Ben ehli namaz olduğuna, mümin olduklarına şehadet ediyorum. Siz de şehadet eder misiniz? Evet. Şehadet eder misiniz? Evet. Şehadet eder misiniz? Evet. Rabbim şehadetinizi kabul eylesin. Amin. Kendilerinden razı mısınız? Razı. Kendilerinden razı mısınız? Razı. Kendilerinden razı mısınız? Razı. Bu kardeşlerimize karşı dünyevi hukuki hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim hüsnü niyetinizi kabul eylesin. Allah-u Teala makamlarını müteyemmim ve mübarek eylesin. Bu kardeşlerimizi buradan kaddimuni kaddimuni, bizi çabuk götürün, bekletmeyin müjdesine Allah her ikisini de
nail eylesin, mahtar eylesin. Kardeşlerim, evvela Ahmet ağabeyimizin cenazesini kılacağız. Sonra Mehmet bacımızı kılacak. Her ikisine de ben niyet ettireceğim. Evvela Ahmet ağabeyimize niyet ediyoruz. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, buyun hazır olan imama, her kişi niyetine. Cenazemin ikinci etap perinlik öyle defnedilecek kardeşlerim.